Hepinize merhaba. Amerika'nın merkezinde olduğu pek çok platform son yıllarda sıklıkla sonuç bildirgesinde bir kavrama işaret ederler. Nedir o kavram? Şöyle, kurallara dayalı uluslararası düzen derler. Peki nedir bu kurallara dayalı uluslararası düzen? Bu aslında özetle kurallarını Amerika'nın yazdığı ve ulusların Atlantik sistemine boyun eğdirildiği emperyalist düzendir. Amerika bu düzenin kurallarını atom bombasıyla koydu. Evet Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atarak uluslararası düzenin kurallarını ben koyarım demiş oldu Amerika 1945'te. Yoksa mesele Japonya'yı yenmek değildi. Kaldı ki Japonya zaten yenilmişti. Hatta Amerika, İngiltere ve Sovyetler Birliği'nin 26 Temmuz 1945'te Japonya'ya teslim olma çağrısı yaptığı teslim olma sinyali veren Japon başbakanının ise imparatorluk sisteminin kaldırılması ve imparatorun savaş suçlusu olarak yargılanması şartının kaldırılmasını istediğini tarih not ediyor. Açık ki Japonya teslim olmayı kabul etmesin diye o şartta ısrar etmişti Amerika. Nitekim yaklaşık 10 gün sonra Amerika 6 Ağustos 1945'te önce Hiroşima'ya sonra da 9 Ağustos 1945'te Nagasaki'ye atom bombası attı. Radyasyon nedeniyle sonradan ölenlerle birlikte insan kaybı yaklaşık 300 bindi. Emperyalist Amerika'nın tasarladığı, hazırladığı, en küçük ayrıntısına kadar planladığı bu saldırı büyük bir savaş ve insanlık suçudur. Amerika sadece yaklaşık 300 bin insanı öldürmemiş, o iki atom bombasıyla kurduğu düzeni sürdürebilmek için devamında Vietnam'dan Irak'a kadar pek çok yerde, dünyanın pek çok yerinde milyonları katletmiştir. Yani Amerika modern dünyada insanlık soykırımı yapmış bir ülkedir. Evet, Amerika bu suçu bile isteye tasarlayarak, planlayarak, hazırlayarak işlemiştir. 12 Nisan 1945'te Amerikan Başkanı Roosevelt öldü. Yeni Başkan Truman Sadece 15 gün sonra 27 Nisan 1945'te nükleer saldırının hazırlık düğmesine bastı. Etkisine, nüfusuna göre önce Japonya'da 14 şehir seçildi. İncelemelerden sonra yedekleriyle birlikte bu şehirler 4'e indirildi. Hatta bu şehirlere hava bombardımanı yapılmayacağı propagandası ile buralara göçler teşvik edildi. Nüfus artsın ki ölü sayısı artsın. Evet, dahası şu inceliği bile hesapladılar. İnsan sayısının en fazla olacağı saati hesaplayıp sabah 8.15'te yani işe giden kalabalıkların olduğu saatte Japonya'da atom bombası attılar. Evet o iki atom bombasının esas amacının emperyalist Amerika'nın dünyaya egemenlik ilanı olduğunun bir göstergesi daha vardı. Postam'da Truman Stalin'e yeni bir güçlü silahım var diyordu özetle aslında öyle diyerek 10 gün sonra da o silahı kullanarak Truman en yakın rakibine Sovyetler Birliği lideri Stalin'e kuralları ben koyacağım demiş oluyordu. Evet tüm bunları niye anımsattık? Şu günlerde çünkü Hiroşima'da G7 zirvesi vardı. Amerika'nın zenginler kulübüyle toplantısı vardı. Emperyalist Amerika bu zenginler kulübünü Çin ve Rusya'ya karşı savaşının finansörü haline getirmek üzere g 7yi kullanmaya çalışıyor bir süredir. İşte Rusya'ya tavan fiyat petrol satışında tavan fiyat uygulaması ya da Çin'e G7 ülkelerini de bir bölümünü de katarak kuşatmaya dahil etme işleri vesaire gibi. Ama biz G7'deki konuşulanlardan ziyade işin bir başka boyutuna dikkat çekmek için bu yayını yapıyoruz. Çünkü. G7 zirvesi Hiroşima'da olunca acaba Amerikan Başkanı Biden atom bombasıyla aslında soykırma uğratılan Japon halkından özür diler mi diye kamuoyunda bir beklenti oluştu uluslararası çevrelerde kamuoyunda. Ne oldu tabii ki Biden özür mü özür dilemedi. Tıpkı daha önceki Amerikan başkanları gibi Biden'a göre de özür dilenecek bir durum yok çünkü çünkü nükleer düzenin özrü olmaz diye düşünüyor Amerikalı liderler. Fakat daha vahimi kurbanların durumu. Çünkü Amerika çok e, ilginç bir şekilde bu son G7 zirvesinde atom bombası attığı Hiroşima'da yapılan zirvede Japonya'yı atom bombasıyla koruyacağına dair söz verdi. Düşünebiliyor musunuz? 1945'te atom bombasıyla insanlık suçu yaptığınız, bir nevi soykırım yaptığınız bir ülkede zirve yapıyorsunuz ve o ülkenin yetkililerine diyorsunuz ki ben sizi atom bombamla koruyacağım, size söz veriyorum diyor. Hakikaten neresinden tutulursa elinizde kalacağınız bir uluslararası ilişkiler tablosu. Tabi durum şu. Amerika biliyorsunuz hem Çin'i tehdit ediyor ama hem de sanki Çin'in bölgeyi tehdit ettiği var gibi böyle bir iddia üzerinden de Japonya başta bölge, bölge ülkelerini kendi stratejisine, eklemliyor bir kısmını bir kısmını da zorlayarak eklemlemeye çalışıyor. Atom bombasının kurbanı Japon liderler de ne yazık ki Amerikanın atom bombalarıyla kendilerinin korunacağına sevinme onursuzluğunu gösteriyorlar. Bunu belki de atom bombasına aşık olma sendromu ya da işte bir uranyum sendromu diye niteleyebiliriz. Ve tabi Amerika sadece Japonya değil AUKUS'la daha önce konuşmuştuk AUKUS'u Amerika İngiltere ve Avustralya anlaşması işte bu modelle de Avustralya'yı Çin'e karşı nükleer denizaltı üssünü denizaltı üssü haline getirmeye çalışıyor bildiğiniz gibi. Kısacası Amerika kurduğu nükleer düzeni koruyabilmek için nükleer tehdide başvuruyor. Tabii Amerika'nın nükleer düzenini inşa edebildiği şartlarda değiliz artık dünya değişti çok kutupluluk inşa oluyor. Tersine Amerika'nın düzeninin adım adım çözüldüğünü görüyoruz. İşte o nedenle de sık sık Amerika'nın merkezinde olduğu platformların sonuç bildirgelerinde kurallara dayalı düzen deniliyor. Artık durum tablo değişti. Amerika'nın sopa göstererek mahalle kabadayalığı yapamayacağı şartlardayız. Ne güzel ki. Bu da 20. yüzyılda işte Hiroşima'da atılan, Nagasaki'de atılan bombalarla başlayan ardından Vietnam'da, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Suriye'de toplamda milyonları katleden Amerika'nın kabadayılığının artık sökmeyeceği bir dünyada olduğumuz bir tablo var. Umarız Japon liderler de sözde Çin tehdidi üzerinden Amerika'nın atom bombasına aşık olmaz sendromundan bir an önce kurtulurlar diyoruz. Evet bugünlük bu kadar. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle.